Sevgili seyircilerimiz, reklamların ardından Hayatın İçinden programımız devam ediyor. Reklam öncesi saksı değişimi yapıyorduk. Biz onu reklam arasında tamamladık ve sizlere göstermek istiyoruz. Banu Hanım. Çiçeğimizi bu küçük saksıdan bir boy büyük saksıya aldık. Hı hı. Dibini daha önce dediğim gibi lav taşıyla drenajı yapsın diye evet. sağladık. Üzerine karışımlı toprağımızı, kendi karışımımızı yaptığımız toprağımızla hı hı. kenarlarını doldurduk. Saksıdan çıkardığımız kökünü hiç dağıtmadan oturttuk. Ve artık yeni evinde sağlıkla büyüyecek bitkimiz. Kaktüslerde ve sukulentlerde değişim yaptıktan sonra hemen sulamıyoruz. Bir kere bir de bu kaktüsleri ve sukulentleri ben bakamıyorum hemen ölüyor diyor insanlar. Evet, ne yapmamız gerekiyor bakım için? Şimdi kaktüslerde bunları bakmamak yaşatıyor, aşırı bakmak öldürüyor bakmakla diye. Bakmakla bakmamak arası evet, diyebilir şey. Miyiz? Yani çok ilgilenmek, çok sulamak demek değildir bir bitkiyi. İhtiyaç duyduğu kadar sulamak demektir. Kaktüslerin ihtiyacı yazın. Haftada bir o sıcaklara rağmen çünkü çöl çok bitkisi, sıcak oluyor tabii aslında çöl bitkisi bunlar. Hı hı. Yazın haftada bir ama hiç susuz bırakmak da doğru değil. Kışında gene 15 günde 20 günde belki şeye göre kimi kaktüs yetiştiricileri kışın hiç bile sulamıyor. Aa. Yani bulunduğu ortama yere göre. Hı hı. Bu şekilde bakmak daha doğru. Sukulentler de aynı şekilde. İçinde su tutuyor çünkü bunlar böyle çok etli oldukları sukulent, için. Sukulent hani su tutmak oradan evet, aklımıza belki, gelebilir. Evet öyle olabilir. Belki o yüzden sukulent olabilir. Evet. İçlerinde kendi sularını barındırdığı için aşırı suladığımızda çürüyorlar. Yani en büyük sukulent ölümleri bu şekilde gerçekleşiyor. Sonra öldü aslında. Bakamadık öldü, diye bakamadık. Diyoruz. Aynen. Bilirsek her çiçeğe bakabiliriz aslında. Evet. Bakamıyorum ben çiçek diye bir şey yok. Bildikten yok. Sonra her çiçek bakılır. Bilmiyorsak da öğrenmeliyiz. Öğrenebiliriz. Artık bilgiye evet. ulaşmak çok kolay. Çok kolay. İnternet adını evet. bildikten sonra nerede bakarız, ne kadar ışık ister, nasıl su ister her şeyi bulabiliyoruz. Değil mi? Yeter evet. ki isteyelim. Evet. Başarmayı. Peki bir şey soracağım. Şu nedir? Bundan bahsetmedik. Evet, o herkesin bildiği bir şey aslında. Ben bir tarçın aslında. Kokusu alıyorum evet, burada ama. O bir tarçın ama. Aslında. Tarçın. Peki ne işe yarıyor bu tarçın? Tarçın bitkilerde antibiyotik görevi gibi diyeyim mikrop öldürücü bir özelliği var bitkilerimiz İlk için. İlk defa duyuyorum sizden evet. bunu. Şöyle bir şu kaktüsü alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi kaktüsler ve sukulentler en çabuk form değiştiren, çoğalan, büyüyen, hı hı. üreyen türlerdir. Evet. Bunu birçok insan almaya başladı mı üretmeye de başlar aynı zamanda. Hı hı. Yani işte bir hobiye dönüşüyor bu. Yani bir koleksiyoner oluyorsunuz. Benim arkadaşım var minik bir kaktüs hı hı. aldım dedi. Sonra onu işte besledim, hı hı. çoğalttım dedi ve şu an bir sürü kaktüsüm var dedi. Bu bir dediğiniz hastalığa gibi dönüşüyor evet. belli bir şeyden sonra. Çok güzel bir hastalık bence. Yine bir telefon bağlantımız varmış. Bu sefer de annem bağlanıyormuş. Bilmiyorum. Alo. Alo. Merhabalar, merhabalar buyurun. Efendim. Sibel Hanım. Evet. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Sibel Hanım. Yayındaki başarılarından dolayı ve Hayatın içinden programına tebriklerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda Banu çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Başarılarının da devamını diliyorum. Heyecanla canlı yayınla izliyoruz. Onu çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyoruz tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Sibel Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi öpüyorum bir gün diliyoruz. Sibel ablacığım. Sevgiyle kalın. Sibel ablamız da bizim komşumuz. Dükkanımıza komşu. Öyle anlatayım. Birçok şeyde eşiyle birlikte Ufuk abiyle bana o kadar çok yardımcı oldular ki çoğu akşam bütün çiçeklerimi onlar suluyor, bakıyorlar. Ne güzel. Aslında yaşı gereği daha bizden tecrübeliler. Hı hı. Çiçek konusunda daha bilgililer. Evet. Ben yeni bir çiçekçiyim. Yani 7-8 aydır çiçeklerle ilgileniyorum ama bir okul çocuğu gibi akşamları hep ders çalışıyorum. O neyi sever böyle. Yani bilgili, tecrübeli insanlardan bir şey öğrenmek daha
doğru geliyor. Çünkü yaşamış, onu bir büyütmüş. Hı hı. Onların da bahçeleri olduğu için birçok şey biliyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda Ufuk abiyle Sibel abla fotoğrafla ilgileniyorlar. Ne güzel. Profesyonel, yarım profesyonel fotoğrafçılar bana göre, öyle söyleyeyim. Bütün sosyal medyada olsun şeyde fotoğraflarımı çekiyorlar. Ne güzel. Onlar da bana destek oluyorlar. Yani böyle çok çok teşekkür edeceğim insan var aslında hayatımda. Bana bu şeye, yola girmemde destek olan, yardımcı olan o kadar çok insan var ki, onlar hepsi kendini biliyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bazı şeyler, yani insan hiçbir şey tek başına başarmıyor. Mutlaka birlikte yanım. Başarmak evet, ve birlikte. Onun keyfi daha başka aynen, oluyor. Aynen, aynen. Yani evet, birlikte başarmanın. İnsan biriktirmek önemli. Değil mi? Çok, çok kıymetli bir evet, şey bu. Çok insan biriktirdiğimi bu şeye girdiğimde hissettim. O yüzden hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. Telefon bağlantımız öncesi kaktüsten evet, konuşuyorduk. Şimdi tarçını hemen anlatıyorduk. Tarçın bildiğimiz sütlaçlarımıza, muhallebilerimize evet, koyduğumuz tarçın. Bizim bildiğimiz tarçın. Bunlar da çok çabuk form değiştirdiği için, sizin arkadaşınız bir kaktüs koleksiyoneri evet, olduğu için insanlar bunları çok kolay çoğaltıyorlar. Bu dikeni az batan bir kaktüs, o yüzden bunu tercih ettim. Buradan kenarlarından bunlar yavrulayıp böyle küçük uzantılar çıkarıyorlar. Formları bozulmasın istiyorsanız bu şekilde kenarından bunları çok nazik bir şekilde pıtlatabiliyoruz diyorum ben bunlara böyle. Kenarından bunu aldıktan sonra burası kaktüsün yarası aslında. Aldıktan sonra şu bağlantı yeri onun yarası oluyor. Ve bu yarasının toprağa girmeden önce iyileşmesi gerekiyor belli bir süre. Buraya çok azıcık tarçın, böyle tarçına banıyoruz bunu. Bu tarçın bitkinin burasını iyileştiriyor, kapatıyor, mikrop kapmasını engelliyor, oradan çürümesini engelliyor daha doğrusu. Bu şekilde bir hafta kadar durduktan sonra bunu nasıl göstereyim? Şuraya gösterebilirim. Burada yerimiz var. Şöyle küçücük bir yer açıyoruz ona. Böyle delik açıyoruz. Bu basitçe şuraya koyup toprağı, böyle bu kadar. Evet, bu şekilde kadar koyduktan sonra o orada aslında kendi kendine kökleniyor. Yeni bir kaktüsümüz olmuş oluyor. Kaktüsleri bu şekilde çoğaltıyoruz. Sukulentlerde de olay tamamen farklı. Yani şu büyük olanı alabilir miyim? Evet. Sukulentlerde de bunların her bir yaprağı yeniden yavrulayan bir anne bunlar aslında. Yaprakları. Evet, yaprakları hepsi yeni bir anne. Şu yaprağımız şu diğer kaktüsümüzün. Onu da alayım. Şunu yok, mu? Şu kenardaki yapraklıyı. Evet, öndekini. Şöyle. Bu bunun her bir yaprak anne yaprak. Bunu da küçücük böyle yavaşça zarar vermeden kopardıktan sonra aynı şu şekilde bu hazırladığımız toprağın üzerine koyuyoruz. Bunu daha nemli tutmaya çalışıyoruz. Yine bir telefon bağlantımız var. Eyvah eyvah. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Buyurun Nihal Hanım. Nihal değil mi? Evet. Evet. Banu Kırbaşoğlu'nun annesi. Banu Sönmez'in annesiyim. Yayınımıza hoş geldiniz. Duyuyorum. Hoş bulduk. Kızımla gurur duyuyorum. Değişik duygular içindeyim. Teşekkür ederim. Ama bir konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Çok çok eskiden torunumuza bakıyorduk evlerinde. Çiçekleri vardı, salon çiçekleri. Evet. Bir damla dahi su dökmeyen kızım şimdi çiçekçi oldu çünkü. Evet. Hayat insanı bir şekilde başka bir yola sokuyor. Evet. Hani hayretler içindeyim. Evet. Çok güzel işler yapıyor. Evet. Hayat yolunda ona başarılar dilerim. Evet. Onları çok seviyoruz. Ben de sizlere de iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler Nihal Hanım. İyi günler. Aslında annem çok doğru söylüyor. Çalışma hayatının içindeyken ben de hep öyle hani ben çiçek bakamam diyen insanlardan biriyim. Hatta şöyle söyleyeyim, fesleğen bile bakamıyorum. O kadar. Çünkü kuruyordu. Yani
ona vakit ayırmıyordum. Yani istemek dedim ya baştan söylediğim hı-hı. gibi. Yani onu istemek lazım bakmak için. Evet. Bakamıyorum değil. Yani aslında istersek her şeyi yapabiliriz. Kesinlikle yani evet. düşünün fesleğen bile bakamayan, bilmeyen, çiçekleri anlamayan bir insanın şu an çiçekçi oluşu yüzlerce çiçeğim var benim. Hepsine bakabiliyorum, hepsiyle ilgilenebiliyorum ve çalışırken de bakılabilir. Yani bir akşamları su vermek ya da onun bir tozunu almak, sevmek çok zor değil. Bakılabiliyor. Bakılabiliyor. Bakılabiliyormuş. Ben de öğrendim. Yani. Sukulentleri de çoğaltırken bu küçük anneleri alıyoruz yavaşça. Nemli hazır karışım toprağımızın üzerine koyuyoruz. Sukulent az su istiyor ama anneler çok su istiyor. Demeyelim de nemli yer istiyor. Çok aşırı versek onlar da çürür. Onu da gene tarçına banıyoruz. Öyle koyuyoruz. Tarçın onun yarasını iyileştirsin. Evet. Daha sonrasında belli bir süre sonra bu şekilde yavru yapmaya başlıyor. Bunlar da kökleri onun bu şekilde toprağa kök salmaya başlıyor. Her biri ayrı sukulentimiz oluyor bizim. Bu sefer tek tek onları saksılıyoruz, şey yapıyoruz. Şurada çok küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Yine bir telefon bağlantımız var. Eyvah, ben anlatamayacağım hiçbir şey. Alo. Başarılar diliyorum Banu'cum. Saadet Hanım'cım. Teşekkür ediyoruz Saadet Hanım. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılı kızım. Çok teşekkürler Saadet Hanım. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, iyi günler, hoşça kalın. Fan kuracağım. Sonunda. Çok sağ olsunlar, hepsini çok seviyorum. Gerçekten hayatımda çok büyük desteği olan insanlar hepsi. Ne güzel hepsi. Bu destekler. Tek başıma yapmıyorum, onlarla birlikte yapıyorum. Onlar da yani... her konuda destek oluyorlar bana. Annemler ayrı destek, etrafımızdaki sevdiklerimiz aile, ayrı destek. Dost, aynen. Çevre. Çok sağ olsunlar. Bu şeyde çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Tabii. Bu o yüzden anne yaprak diyorum buna. Şunun halini görüyorsunuz. Evet. Anne bir anne evlat yetiştirirken şu hale dönüşüyor aslında. İşin şeyi bu. Kendinden sürekli yavruyu besleyecek şeyler veriyor. Onu büyütmek için kendisini yıpratıyor. Yani bunlar bir bitkiye bakmak, hayata bakmak gibi geliyor bana. Yani orada görüyorsunuz aslında her şeyi. Nasıl canlanmaya çalışıyor, nasıl kök salmaya çalışıyor, nasıl bir mücadele içinde ve başarıyor. Yani başarıyor. Evet. Aslında toprağı kendisi arayıp buluyor, kökünü oraya salmaya çalışıyor. İçinden olan bütün enerjisini bir şeyi yetiştirmeye veriyor. Yani bitkiler bu yüzden insanlar için o kadar önemli ve o kadar güzel şeyler ki hiçbir şey yapmasak bile evimizde bir küçük saksı bir şey bakmamız gerektiğine inanıyorum. Ve şöyle bir şey de var, bizde bir alışkanlık var. Misafirliğe, gezmeye, arkadaşa giderken tatlı götürüyoruz. Yani evet. Tatlıcılar şimdi bana kızmasınlar ama yani o çok faydalı şeyler değil. Elbette ağız tatlılığı için tabii. öyle şeyler de gerekli. Ama sevdiklerimize giderken çok küçük ne şu. Yani gibi, bu o kadar küçük. Ucuz bir evet. şey ki aslında ama o kadar değerli bir şey. Yani yaşayan ve yaşatan, yaşatabileceği bir şey götürmek çok önemli diye düşünüyorum. Bu bir Avrupa'da aslında daha çiçek olayı daha farklı, farkındalıkları daha fazla diye evet. söyleyeyim. Bir markete alışverişe gittiklerinde bile bir sarılı bir çiçek alıp evlerine o market alışverişleriyle birlikte götürüyor insanlar. Yani daha çiçeğe düşkünler, daha çiçeğe yönelikler. Evet. Biz de öyle olabiliriz. Her sevdiğimize bir küçük çiçek her seferinde neden götürebiliriz. Olmasın, tabii olabiliriz. Yani. O yüzden bu anneyi de şöyle koyalım. Tamam. Çiçek açmış kaktüs görüyorum orada ve evet. begonvil. Aslında begonvillere değinmek istiyorum ben. Hani neler söylemek istersiniz? Begonviller insanları
Dekor olarak çok güzel bir çiçek begonvil. Böyle yazlık yerlerde evet. de fotoğraf çekiliyoruz. Her gittiğimizde gördüğümüz bir begonvilin önünde görüyoruz. Herkes evet. bir durur, bir poz verir. Çünkü gerçekten müthiş bir dekor bir fotoğrafta. Evet. Begonvilleri şöyle bir inanış var. Manisa'da begonvil yetişmiyor. Hayır. Daha çok yazlık yerlerde yetişiyor diyorlar. Evet. Neden? Begonvil kışın soğukta, karda, kıra oluyor Manisa'da. O dönemde köküne soğuk vurduğu için ölür. Ama begonvilimizi kışın Kasım gibi diyorum ben. Kasım'da saksıdaysa saksısını böyle mavi çöp poşetlerimiz var biraz kalınlarından. Evet. Saksısının köküyle bir şu yükseklikte yerine kadar bağlarsak kökü korunursa kadar, evet kökü evet. korunursa kışı ona geçirtirebilirsek biraz onu korursak yani bir ceket giydirirsek ona kışı geçirebilirse seneye tekrardan üst dallarından patlayıp çiçeklenip büyümeye başlıyor. Şöyle evet. bir şey söyleyeyim, begonvil daha çok Bayındır'da yetişiyor. Yani denizde oluyor, deniz havası seviyor evet, deniz diye havası bir şey yok. Yani Bayındır'da diyorlar. Deniz yok. Ama evet. orada begonvil seraları var ve inanılmaz boylanmış. Ve seranın içinde değil bunlar, birçoğu dışarıda. Yani. Ama bakmasını bilmek işte dediğim gibi. Evet. Her çiçek her yerde. Yani şöyle söyleyeyim, çok da genelleme yapmayayım. Aslında her çiçek her yerde yetişmez. Yani ona ortam sağlamak lazım. Her ortamda sağlanabilir bir ortam değil. Evet. Yani biz bir ekvator ortamını çok kolay sağlayamayız, sağlarız yani, ama zor. Yani evet. maliyetli ya da ortamı yaratmak zor. Ama istersek bir şekilde bakabileceğimiz çiçekler de var. Çiçek açan kaktüslerimiz de var. Evet, şurada gördüğünüz gibi. Aynen. Yani çok güzel sözler var aslında çiçeklerle ilgili, kaktüslerle ilgili. Seram'da vardı, sen de okumuştun. Kaktüsler de çiçek açar. Çiçek açar. Bir de papatya bir şey var. Nasıldı o? O çok gülümsemiştim okuyunca. Evet, papatya gibi olan kalbimi kaktüse çevirdiler diye. Yani yıpranmışlığı artık evet. böyle gaddarlığı anlatıyor belli bir şeyden sonra. Kaktüslerde de şöyle bir şeyi seviyorum. Bu kadar dikenin içinde bu kadar yani diken hep şeydir insanlar için. Olumsuz bir şey yansıtır. Diken yani kelime olarak da olumsuz geliyor ilk başta. Diken gibisin dedi mi sana? Güzel bir şey söylüyormuşum gibi hissetmezsin yani. Tabii ki diken gibisin dedi bana derim yani. Yani ama o kadar dikenin içinde bile öyle güzel bir şey çıkabiliyor ki yani şu renk evet, çok güzel. Yani bu takma değil, bu bunun içinden çıkıyor. Rengi, böyle kat kat oluşu, yapısı. Dediğim gibi bu güzelliği gördün mü hayatı görüyorum ben burada. Yani ne kadar sıkıntı yaşarsan yaşa. Hayatı görüyorum, ne güzel evet. ifade ettiniz. Yani ne kadar sıkıntı yaşarsan yaşa, ne kadar zorluk görürsen gör. Senin içinde bir güzellik varsa o bir yerden çıkıyor zaten. Çıkıyor, İnsanı onu bir yerden yaşatabiliyorsun. Sabırlı olmak lazım. Bir şeyleri yaşarken bunların hep bir sebebi var ve daha iyisini yaşayabilmem için belki de bunu yaşıyorum demek lazım. Hayat hep böyle baktım. Hiç de üzülmedim, hep mutlu bir ne insanım. Güzel. Olumlu bakmaya çalışıyorum, olumlu yaşıyorum. Böyle de çiçeklerden de hep onu düşünmeye çalışıyorum. Peki evde olmaması gereken bitkiler var mıdır? Bunlar nelerdir? Aslında evde olmaması gereken bitkiler bilmiyorum, yok herhalde. Yani yok. Zarar verici insana, yani şöyle bitkiler var aslında. Evcil hayvanların olduğu ortamda olmaması gereken bitkiler var. Çünkü bilmeden yiyebiliyor, tüketebiliyor. Bunlar öldürücü etkisi oluyor birçoğunun. Yani o yüzden çocuklu evlerde belki daha yükseklere konulması gerekiyor. Çünkü her bitkinin neye zarar vereceği, neye faydalı olduğunu bilmiyorum. Biz büyükler olarak ağzımıza sokmayız herhangi bitki ama bir çocuk, bir hayvan bunu yerse bunlara dikkat farkında edilebilir olmadan, bitki evet. beslerken sadece. Peki toprağın verimini arttırmak için neler yapılabilir?
toprağın verimini arttırmak için bir kere dediğim gibi azotu, fosforu, potasyumu neye ihtiyacı varsa bunları düzenli bir şekilde vermek gerekir. Daha çok organik ben desteklemeyi tercih ediyorum. Kimyasal daha kullanmayalım gibi düşünüyorum. Gerçi büyük tarlalarda, tarımlarda ben öyle bir şeyin içine girmediğim için mücadelede zor olabilir belki. Benim dediğim gibi koskoca tarlaya sirke sıkılmaz yani. Biz küçük sineklere sirke sıkıyoruz ama toprağın verimini arttırmak için de ihtiyaç duyduğu vitaminleri ara ara desteklemek lazım. Aslında bir bakıma hani siz şu anda insanların duygularına ortak oluyorsunuz. Doğum günü olan birinin sevincine, hasta olan birinin yüzünde geçmiş olsun gülümsemesine ama esasında üzüntüsüne. Hani bu duygulara ortak olmak size kendinizi nasıl hissettiriyor kısaca? Yani dediğim gibi insanları sevindirmeyi çok seviyorum. Yani bir kere çiçeği seradan gidip almak inanılmaz keyifli bir şey. Yani şundan yüzlerce bir şeyin bir yerin içine girdiğini düşünsen yani seçemiyorum mutlu bile. Mutlu ediyor insanı. Aynen hangisini alayım rengarenk bilemiyorum. Rengarenk olur. O rengi güzel. Ay bunun yaprağı güzel. Böyle onları alıp gelmek inanılmaz keyifli. Bir de gelen müşteriye satmak da çok güzel bir şey. Onun gözünde görüyorum böyle bayıla bayıla bakıyor. Ay ben çiçekleri çok seviyorum. Buna bayıldım. Evet. Onu alıyor. Onda da gözüm kaldı. Onu da alayım. Onu da alayım. Böyle evet. Kıyamıyorum. Yani hepsini alıp gitmek istiyor. Bazı çiçekler de gene ben o kadar severek alıyorum ki satılıyor diye üzülüyorum böyle gitti çiçeğim diye. Ama biliyorum ki çok severek alan birisinin evine gitti mi ben de inanılmaz mutlu oluyorum. Yani öldürmeyecek, bakacak. Evet. Yani birisine çiçek satmak çok güzel bir duygu. Yani çok sevinerek alıyor, severek alıyor. Bir de çok büyük paralar değil. En pahalı çiçekler yani çok büyük salon bitkileri hariç. 150-200 lira yani aldığınız bir salon bitkisi. Bir sezonda biz bir kıyafete o paraları harcıyoruz. Ve bir sezon giyip bir daha giymiyoruz. Ama o çiçek 150-200 lira harcadığımız bir çiçek belki 10 sene bizimle yaşıyor. Evimizin bir bireyi gibi oluyor. Evet. O yüzden küçük mutluluklar sağlıyor bize küçük paralarla çiçekler. Programımızın sonlarına artık yaklaştık. Son olarak ne söylemek istersiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Rengarenk oldu burası. Davetin için ben teşekkür ederim. Çok heyecanlı geldim. Nasıl ilk canlı yayın deneyimim yani. kamera önünde olmak çok başka bir şey. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kanalınız hayırlı uğurlu olsun hepinize. Çok teşekkürler. Çok reytingli günleriniz olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir programda farklı konu ve konuklarla tekrardan buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.